Ya burada bilindiği üzere Kayserimiz birçok yani hibe, kamunun sağlamış olduğu hibe projelerden faydalanamıyoruz. Mesela bir Konyovası projesi var. Biz burada yokuz ama Sivas var. Yozgat sonradan girdiler. Biz buraya giremedik. İşte GAP'tır, DAP'tır, İPAT'tır gibi projelerde biz yokuz. Bizim burada kısa kalkınma yatırımlarıyla ilgili proje yapıyoruz. Onun için bir hibe aldık zaten. Su toplama merkezi yaptık. Şimdi onunla ilgili birkaç düşündüğümüz projelerimiz var. Çağrılar tam çıksın. Hangisi uyuyorsa. Onun yanında Büyükşehir Belediye'mize birkaç tane yine makine ekipmanla ilgili, paketleme ile ilgili, sütün tekrardan üyelerimizin küçük ölçekli üyelerin sütlerinin değerlendirilmesiyle ilgili projelerimiz var. Onları da görüşmekteyiz. Bunun yanında tabii ki toplama merkezimiz ve fabrikamızın modernizasyonuyla ilgili çalışmalarımız var. Ama biz Kayserili hem örgüt olarak hem de çiftçiler olarak bu hibe yatırımlarından yararlanamıyoruz. Başta da söylediğim gibi yani Kayseri çiftçisinin bir Konya çiftçisinden ya da bir Kırşehir, Sivas, Yozgat çiftçisinden çok zengin değil. Artı gelirleri onlardan da gayet de düşük ama hibelere geldiğinde hibelerden çok faydalanamıyoruz. Bu da zaten yıllardan beri gelen bir seslenişimiz. İnşallah bu seslenişimiz de bir duyulur. Bunun karşılığı da Kayseri'de bir hibeden Kayseri çiftçisi de faydalanır inşallah. Zira çünkü Kayseri'deki üretime baktığınızda Kayseri'mizin birçok bölgesinde çift ürün yapılıyor. Bunun yanında yine barajlarımız aktif hale geliyor. Yani dolayısıyla bizim üretmemek için hiçbir sebebimiz yok. Ama bütün yatırımları da kendi öz sermayemizden yapa yapa yorulduk.